çağrı cihazları genellikle Türkiye'deki eşleştirme olarak baktığımızda bir akıllı saat gibidir. Türkiye ile eşleştirdiğimizde, kıyasladığımızda. Şimdi bu akıllı cihazları daha öncesinde, yani haberlerin detayına baktığımıza göre 5 ay veya 6 ay öncesinde bunlar bir siparişe edilmiş. Bu çağrı cihazlarının materyallerinde bunları bir patlayıcı yazılımsal olarak birleştirme olanağı çok yüksektir. Müslüman karşıtı olan hackerlar bunları patlatabilme ihtimalleri çok yüksek orandadır. Ve bu çağrı cihazlarında genellikle taşıdığımız telefonlar bile her insanın evinde taşıdığı bir bomba gibidir. Ve bunlara uzaktan erişimle bu patlayıcıyı nasıl devreye koyduklarını anlatmaya kalkarsak şu şekilde sizlere söyleyeyim. Bu akıllı cihazlardaki bataryaları farklı bir yazılımsal ile ısıtma, yani çok ısıtma ile birlikte devreye koyabilirler. Mesela 140-130 dereceye geldiği zaman o cihazdaki batarya işlevi red alır ve red'i aldığından itibaren patlayıcı devreye girer ve büyük bir olanakta insana zarar vermiş olur. Bunun haricinde yazılımsala da bağlattırabilirler. Genellikle sizlere şu şekilde izahını sağlayayım. Bir telefonun ağırlığı hemen hemen 66 ile 90 gramdır. Bugün telefonu sıfır aldığımızda, mesela tartıya koyduğumuzda 100 veyahut 110 gram geldiği zaman bunların içerisine, hani biz farklı bir özellik kavramıyla bakmış oluruz cihaza, işte fazla özellik yüklenmiş gibisinden. Ama 10 gramlık, 20 gramlık bir patlayıcılar cihazlara, telefonlara çağrı bulunan şeylere eklenilebiliyor bunlar. Peki abi, şu an birçok dünyanın birçok yeri o zaman tehlike içinde diyebilir miyiz? Ya şu an her birimizin evinde birer tane bomba var. Yani bu bombalarda telefonlara, mesela geçen sefer Instagram'ın kapanmasına VPN'den bir örnek verdiğimizde mesela tüm her şeyimize erişebildiklerini mesela izah etmiştik. Bunda da taşıdığımız cihazlarda kendi yerli yazılımımız olmadığı sürece, yani insanoğlu veyahut Müslüman ülkeler risk altında olabilir. Çünkü bugün Rusya'ya baktığımızda kendi yazılımını kullanıyor. Kendi sistemsel şeylerini üretip kullanıyor. Acilen Müslüman ülkelerinin kendi yazılımlarını üretmeleri, kendi cihazlarını üretmelerini, ayrıyeten bu tür şeylere sahip olduklarını bir an önce devreye geçirmeleri gerekmektedir. Çünkü büyük bir risk altındadır ve bugün Lübnan'da olan Türkiye'de neden olmasın? Türkiye'de olan neden İran'da, Suriye'de olmasın? Çünkü bu malumunuz Orta Doğu'daki yaşanılan Gazze olayından ötürü bugün Müslümanlar bir boykotla İsrail'e hedef almış durumundadır. İsrail'in de bunu Lübnan'a yapması tüm Müslüman ülkelere bir mesajdır. Yani kullandığınız cihazlara kadar bizlere hakimdir. Sizleri istesek bir gece bir ansızında yok edebilme mesajını vermektedir.